Esrarengiz Köşk, Balzak Van Doğum kasabasından az uzakta, Luar Nehri kıyısında, dış görünüşüne yüksek pencere ve kapı tepeliklerinin hakim olduğu eski kahverengi bir köşk vardır. Öylesine yalnız görünümlüdür ki, bütün küçük kasabaların girişinde bulunması olağan, salaş, han ve pis kokulu tabakane gibi yerler bile yoktur çevresinde. Binanın önünde nehre bakan bir bahçe vardır. Bir zamanlar gezinti patikalarından düzenli sınırlarla ayrılan bakımlı çiçek tarlaları şimdi başıboş ve yabanıl durumda çiçeklenmeye bırakılmış. Luar'dan kök alan bazı soyut ağaçları hızla büyüyerek bahçe sınırlarını aşmış ve neredeyse köşkü gizler hale gelmiştir. Yaban otu dediğimiz bitkiler gösterişli yeşillikleriyle nehrin eğimli kıyısını kaplar. Son 10 yıldır bakımsız kalan meyve ağaçları artık meyve vermemekte uzantıları çalılığa dönmüş durumdadır. Çakıl taşlarıyla döşenmiş gezinti patikalarını yosun kaplamış olduğundan gözükmez olmuşlardır. Nehre inen ve Van ait eski şatonun yıkıntılarının yaslandığı yamacın tepesinden bakıldığında bir zamanlar burada kırsal yaşamı, çiçekleri ve meyveleri seven taşralı bir soylunun mutluluk içinde yaşadığı anlaşılabilir. Bir kameriye, daha doğrusu bir kameriyenin yıkıntıları hala görünmektedir oradaki bir masa zamanın yıkımına karşı koymuştur. Bu terk edilmiş bahçenin görünümü, huzur dolu kırsal bir hayatın acı tatlı günlerini yaşamış varlıklı bir tüccarın mezar taşını okuyarak onun hayatını düşüncemizde yeniden kurmamızı sağlar gibidir. Bir insanın kalbini dolduran melankolik ve huzurlu düşüncelerin neşeli ve hüzünlü yanlarını içerirmişçesine duvarlardan birindeki güneş saati tanınmış bir Hristiyan yazıtıyla süslenmiştir. Ultimam Cogita. Köşkün çatısı da kötü biçimde yıkıntıya uğramış durumdadır. Kepenkler ve kapılar her zaman kapalı, balkonlar kırlangıç yuvalarıyla kaplıdır. Basamakların çatlaklarından uzun otlar fışkırmış, demirden yapılma her şey pas tutmuştur. Güneş, ay, kış, yaz ve kar kaplamaları yıpratmış, ahşapları kıvırıp bükmüş ve boyaları kemirmiştir. Bu yere egemen olan kasvetli sessizlik sadece insan kokusu olmaksızın serbestçe oradan oraya koşuşturan, dövüşen ve birbirini yiyen kuşlar, kediler, kırlangıçlar ve farelerin çıkardıkları seslerle bozulmaktadır. Görünmeyen bir el her yere esrarengiz sözcüğünü kazımıştır. Merakınız sizi yol tarafından eve bakmaya yöneltirse gözünüze büyük, kemerli bir kapı çarpacaktır çevrenin yaramaz çocukları delikler açmıştır üzerinde. Sonradan işittiğime göre bu kapı son on yıldır kapalıymış. Bu deliklerden baktığınızda evin ön ve arkasıyla bahçe ve ağlunun kusursuz uyumunu görebilirsiniz. Her ikisinde de aynı vahşi kargaşa egemendir. Taş döşemeler yaban otlarıyla kaplıdır. Duvarlarda büyük çatlaklar, onların kararmış üst kısımlarından fışkırmış binlerce yapışkan otu sürgünü görülür taş basamakların bağlantı yerleri ayrılmış, kapı çıngırağının teli paslanmış, su olukları kırılmıştır. Nasıl bir ateş dağlamıştır burasını? Hangi mahkeme bu ocağın köküne kibrit suyu ekilmesini hükme bağlamıştır? Tanrı'ya küfür mü edilmiştir burada? Fransa'ya ihanet mi edilmiştir? Kendi kendinize sorduğunuz sorular bunlar. Fakat oynaşan sürüngenlerden size yanıt gelmiyor. Boş ve terk edilmiş ev, Anahtarı yitmiş dev bir bilmece gibi. Eski günlerde küçük bir tımar mülküymüş burası. Adı da Grand Bröteş. Varlıklı bir müşterinin işlerini takip etmek amacıyla Vondam'da kaldığı süre içinde en çok hoşlandığım şeylerden biri bu sıra dışı eve bakmaktı. Salt bir virane olmaktan öte bir görünümü vardı. Kesinliği tartışmasız olan geçmiş olaylar bu virane ile bağlantılı olabilir. Yavaş bir yok oluşa bırakılmasına rağmen. Bu ev bir sırrı, bilinmez bir anıyı saklıyor. Herhalde yerine getirilmesi istenen bir dileği açığa vuruyordu. Birkaç akşam çizikler içinde kalmayı göze alarak çiti açtım ve terk edilmiş bahçeye. Ne özel ne de kamuya ait bu toprağa ayak bastım. Bu kimsesizlik ve terk edilmiş üzerine düşünerek uzun zaman geçirdim orada. İnsanın dikkatini çeken bu görünümün bir öyküsü vardı kuşkusuz. Ama ben bu öyküyü öğrenmek uğruna çevredeki dedikoducu sakinlerden birine soru sormak istemedim. Orada düşünürken kendimce bir takım romantik öyküler ürettim. Bana çekici gelen küçük melankoli nöbetlerine bıraktım kendimi. Muhtemelen herkesce bilinen bu terk edilmişliğin nedenini bilseydim, beni kendimden geçiren bu yeni, şiirsel havayı hepten yitirirdim. Benim gözümde bu yalnız yer İnsan hayatının büründüğü ve hayatın hoş olmayan yanlarınca karartılan çeşitli görüntülerin bir simgesiydi. Bana bazen keşişleri olmayan bir manastırı, bazen mezar taşı yazıları olmayan bir mezarlığı anımsatıyor. Bir gün cüzamlılarla dolu bir evi, başka bir gün de Atrides'in evini andırıyordu. Bütün bunların ötesinde kasvetli durgunluğu ve bir kum saatindeki kum tanecikleri gibi akıp giden varlığıyla kırsallığı temsil ediyordu. Ben sık sık ağladım orada. Hiçbir zaman gülmek gelmedi içimden. Birkaç kez bir yabani güvercin başımın üstünden uçup geçerken onun kanat seslerini duyduğumda elimde olmadan korku duygusuna kapıldım. Orada toprak nemlidir. Doğanın yabani zenginliğinde oynaşan kertenkele, kurbağa ve yılanlardan sakınmanız gerekir. Her şeyden önemlisi soğuktan korkan biri olmamanız gerekir. Çünkü birkaç dakika içinde omuzlarınıza buz gibi bir örtünün indiğini hissedersiniz. Bir akşam bir şey ürküttü beni. Rüzgar, paslı bir rüzgar gülünü döndürdü. Ben tam bu evdeki kasveti kendimce açıkladığım epey acıklı bir dramın sonuna gelmişken öyle bir ses çıkardı ki sanki evden bir inilti geldi. İçimi karartan düşüncelerle kaldığım pansiyona döndüm. Yemeğimi bitirdiğimde Pansiyoncu kadın esrarlı bir havayla odama geldi ve "Monsieur Rognon sizi görmek istiyor efendim." dedi. "O da kim?" diye sordum. "Monsieur Rognon'u tanımıyor musunuz? Bu çok tuhaf." dedi ve gitti. Birden karşımda uzun boylu, siyahlar giymiş, şapkası elinde, hasmına saldırmaya hazır bir koç gibi duran soluk benizli bir adam gördüm. Bir bakanın teşlifatçısı sanılabilirdi. Tanımadığım bu adam eski bir kuyruklu ceket giyiyordu. Ceketin dikiş yerleri neredeyse sökülecek gibiydi. Ama gömleğinin farbalasında bir elmas ve kulaklarında altın küpeler vardı. Kiminle tanışmak şerefine nail oluyorum efendim diye sordum. Şöminenin önündeki sandalyeye oturdu. Şapkasını masasına koydu ve ellerini ovuşturarak cevap verdi. Hava çok soğuk. Adım Rogno efendim. Van Dom'dan otellik yapıyorum. Sessizlik istiyormuş gibi elini kaldırarak izin verin bayım, izin verin. Sizin zaman zaman Grant Brutish'in bahçesinde yürüyüş yaptığınızı söylediler bana. Evet öyle. Bir dakika dedi aynı hareketi yaparak. Başkasının arazisine izinsiz girmekle suç işlemiş bulunuyorsunuz. Ben merhum Kontes Mere adına geliyorum ve onun vasiyetini yerine getirmekte yükümlü bir vekil sıfatıyla bu ziyaretlerinizden vazgeçmenizi rica ediyorum. Bir dakika lütfen. Mantıksız biri değilim ve sizi suçlamak istemiyorum. Ayrıca beni Vandom'daki en güzel köşkünün viraneye dönmesine göz yummaya zorlayan nedenlerden haberdar olmamanız çok doğal. Siz bilgili birine benziyorsunuz. Kişilerin özel mülk alanına girmesinin yasalara aykırı olduğunu bilmeniz gerek. Bir bahçenin çiti duvarla aynı şeydir. Öte yandan evin şimdiki durumu sizin merak duymanızı bağışlatabilir. Evin çevresinde dolaşmanıza seve seve izin verebilirim. Ama Kontes'in vasiyetini tutmakla yükümlü olduğumdan, bir daha bahçeye girmemenizi rica etmek zorundayım. Ben bayım, vasiyetnameyi okuduğum günden bu yana eve adımımı atmış değilim. Sadece yıllık vergileri hesaplamak amacıyla girip kapı ve pencereleri saydık. Merhum Kontes'in bunun için ayırdığı bir miktar paradan ödüyorum vergileri. Ah sayın bayım, vasiyetname Van Dom'da ne kadar çok konuşuldu bilseniz. Saygıdeğer avukat burnunu temizlemek için konuşmasını ara verdi. Kontes'in vasiyetnamesinin bu adamın vasiyetindeki en önemli olayı onun şöhretini, zaferini oluşturup kendini yenilemesi anlamına geldiğini anlayarak konuşkanlığını saygıyla karşıladım. Düşlerime ve romantik öykülerime veda etmek zorundaydım. Bu nedenle gerçeği resmi bir kaynaktan öğrenmek zorunda kalmaktan pişmanlık duymadım. "Bayım," dedim. "Bu tuhaf olayların arkasında neler yatıyor?" diye sorsam küstahlık etmiş olur muyum acaba? Bu sözlerim üzerine avukatın yüzünden, oyuncak tahta atına binmeye alışkın bir insanın almaya hazırlandığı doyumun hazdını gösteren bir ifade geçti. Gereksiz yere düzeltir gibi gömleğinin yakasıyla oynadı. Enfiye kutusunu çıkarttı. Açıp bana tuttu ve benim geri çevirmem üzerine kendi alıp epeyce çekti bununa. Mutluydu. Oyuncak atı olmayan bir insan hayattan alınabilecek tatları, duyulacak haz ve doyumları yeterince takdir etmez. Böyle bir durum, tutkuyla sabit fikir arasında kalan mutlu bir ortamdır. O anda Stern'in bu güzel değişinin bütün anlamını kavradım ve Toby amcanın. Trim'in yardımıyla neşe içinde oyuncak savaş atına binişi gerçek bir resim gibi belleğimde canlandı. Bayım dedi Monsieur Regno. Ben Paris'te Üstad Ruki'nin bürosunda başkatiptim. Çok iyi bir noterlik bürosudur. Belki duymuşsunuzdur fakat sonradan üzücü bir iflas olayıyla meşhur oldu. 1816 yılında büro açma maliyetleri yükselince kendi başıma büro açmaya yetecek varlığım olmadığından buraya geldim ve şimdiki noterliğimi önceki sahibinden devraldım. Van Dom'da akrabalarım vardı. Bunların arasında bulunan çok varlıklı bir halam beni kızıyla evlendirdi. Henüz evlenmeden Adalet Bakanlığı'nın noterliğimi onaylamasından 3 ay sonra bir akşam tam yatmak üzereyken Kontes Mere beni şatosuna çağırdı. Şimdi bu pansiyonda çalışan hizmetçi kız kontesin faytonuyla kapıda bekliyordu. Bir dakika lütfen, size söylemeyi unuttum. Kont Paris'e gitmiş ve ben buraya gelmeden iki ay önce orada vefat etmişti. Her türlü aşırılığı yaşadıktan sonra sonu acıklı olmuştu. Anlıyorsunuz değil mi? Onun buradan ayrıldığı gün Kontes Grant bürotesi terk etmiş ve evi boşaltmıştı. Hatta bazıları Kontes'in evdeki bütün mobilyayı ve halıları, kısacası evi döşemekte kullanılan ve adı geçen mülk sahibi üzerine kayıtlı çeşitli eşyayı, ''Aman tanrım neler söylüyorum ben? Bağışlayın bir kira sözleşmesi yazdırdığımı sandım bir an. Neyse bu eşyaları yaktırdığını söylerler. Evin bahçesindeki çayırlıkta yaktırmış onları. Orada bulundunuz değil mi? Çok güzel bir yer.'' Kont ve Kontes üç aydır garip bir yaşam sürüyor.'' hiçbir ziyaretçiyi kabul etmiyorlardı. Kontes zemin katta, kocası birinci katta oturuyordu. Kontes yalnız kaldığında kiliseye de gitmez olmuş ve daha sonra şatosuna geçtiğinde kendisini ziyarete gelen dostlarını görmek istememişti. Grant Büroteş'ten ayrılıp şatosuna taşındığında epey değişmişti zaten. Bu iyi kadın, iyi diyorum çünkü bana bu elması o verdi. Evet bu iyi kadın çok hastaydı. Sanırım iyileşme umudu yoktu doktora başvurmadan da öldü. Bu yüzden buradaki kadınların çoğu onun zihinsel bir rahatsızlığı olduğunu düşündüler. İşte bu nedenle bayım, Madame Meren'in benim ziyaretime ihtiyaç duyduğunu öğrendiğimde çok meraklandım. Olaya ilgi duyan yalnız ben değildim. O akşam vakit geç olmasına rağmen bütün kasaba kontese gideceğimi biliyordu. Yolda giderken hizmetçi kız sorularıma kaçamak yanıtlar verdi. Yine de söylediği şeylerden Hanımından o gün son duasını aldığını ve muhtemelen o geceyi çıkaramayacağını öğrendim. Şato'ya vardığında saat 11'e geliyordu. Yüksek merdivenleri tırmandım. Yüksek tavanlı, geniş, karanlık, soğuk ve rutubetli odalardan geçerek kontesin yattığı yatak odasına girdim. Bu bayana ilişkin dedikodulara bakarak onun işvebaz bir kadın olduğu sonucuna varmıştım. Fakat yattığı büyük yatağa bakarken onu görmekte zorluk çektiğimi söylersem şaşıracaksınız. Gerçi koca odayı modası geçmiş bir lamba aydınlatmaktaydı. Oda toz içindeydi. Öyle ki bir bakış sizi aksırtmaya yeterdi. Fakat bayım siz Mere Şatosu'nu görmediniz. Yatak şu eski dört direkli olanlardandı. Tentesi çiçekli süslerle kaplıydı. Yatağın yanındaki küçük bir komodinin üzerinde bir İsa biblosu dikkatimi çekmişti. Sonradan onu lamba ile birlikte eşim için satın aldım. Bakıcı kadın için geniş bir koltuk ve iki sandalye. Bütün mobilya buydu. Bunlar bir envanterin on satırını doldurmazdı. Ateş yanmıyordu. Ah bayım, o koca odayı asılı kahverengi perdeleriyle benim gördüğüm gibi görseydiniz gerçek bir aşk öyküsü sahnesine doğru sürüklenmek üzere olduğumuzu sanırdınız. O da buz gibi soğuktu. Ve bunun ötesinde ölümün soğukluğu egemendi. Uzun süre yatağa baktıktan sonra yastıklara düşen lambanın ışığı sayesinde madamı seçebildim. Yüzü bal mumu gibi sarıydı ve birbirine kavuşturulmuş iki ele benziyordu. Taktığı dantel başlıktan yeni dokunmuş iplikler gibi sarkıyordu saçları. Yatakta oturur biçimde duruyordu ama bunu güçlükle yapıyor gibiydi. Büyük siyah gözleri hiç hareket etmiyordu. Ateş nedeniyle yuvalarına göçmüş, hayat belirtilerinin hemen hemen uçup gittiği cansız gözlerdi bunlar. Anlı nemliydi. İnce elleri üzerlerine deri gerilmiş kemikleri andırıyor, damarları ve kasları açıkça görülüyordu. Bir zamanlar güzel olmalıydı. Fakat o anda ona bakarken tanımlanamaz bir duygu çöktü üzerime. Onu toprağa vermek için hazırlık yapanlardan öğrendiğime göre bu kadar bir deri bir kemik kaldığı halde hala yaşamayı sürdüren bir insan görülmemiş. Kadıncağız hastalığı sırasında öylesine tükenmişti ki bir hayaletten farkı kalmamıştı. Bana söylediği sözler ağzından çıkarken soluk menekşe renkli dudakları oynamıyor gibiydi. Son arzuları ve vasiyetlerini anlatmak için ölüm döşeğinde olan kişilerin yanında bulunmakla beni bu tür görüntülere alıştırmış olsa da Tanık olduğum yıkım içindeki önceki ailelerin ve ölüm sahnelerinin bu koca şatodaki yalnız ve sessiz kadının görüntüsü yanında hiç kaldığını itiraf etmeliydim. Hiçbir ses duymuyor, hastanın nefes almasına bağlı olarak yorganın inip kalktığını göremiyordum. Orada hareketsiz durmuş, bir tür uyuşukluk içinde durmadan ona bakıyordum. Şimdi bile hala oradaymışım gibi bir duygu içindeyim. Sonunda iri gözleri oynadı. Sağ elini kaldırmaya çalıştı ama eli yatağa geri düştü ve dudaklarından bir nefes gibi şu sözler çıktı. Gelmenizi bekliyordum. Kızarır gibi oldu. Onun için bir konuşma çabasıydı bu. Madam derken beni susturmak için hareket yaptı. O anda yaşlı bakıcı kadın ayağa kalktı ve kulağıma eğilerek fısıldadı. Konuşmayın. Kontes en hafif sese bile dayanamıyor. Sesiniz onu rahatsız edebilir. Sandalyeye oturdum. Birkaç dakika sonra Madame Mere kalan tüm gücünü toplayarak sağ elini hareket ettirdi ve hiç güçlük çekmeden süs yastığının altına soktu. Bir an bekledikten sonra son bir çabayla elini çekti. Mühürlü bir zarf çıkardığında alnından ter damlaları süzülüyordu. Vasiyet namemi ellerinize teslim ediyorum dedi. Ah tanrım hepsi buydu. Yatağındaki bir haçı aldı, onu çabucak dudaklarına götürdü ve göçtü gitti. Hareketsiz gözlerindeki ifadeyi anımsadıkça hala ürperiyorum. Çok acı çekmiş olmalıydı. Son olarak gözlerinde neşe belirtisi olan bir bakış vardı. O öldükten sonra izi kalmış bir yüz ifadesiydi bu. Vasiyetnameyi alıp çıktım. Açtığımda Madame Meren'in vasiyetini yerine getirmek üzere benim vekil tayin ettiğini gördüm. Birkaç kişiye bıraktığı özel miras dışında varlığını Vandom Hastanesi'ne bağışlamıştı. Fakat grant bröteşe e ilişkin uyulması gereken koşulları vardı. Ölümünden itibaren 50 yıl süreyle evin hiç el sürülmeden öylece bırakılmasını, odalara hiç kimsenin girmemesini ve hiçbir onarım yapılmamasını istiyordu benden hatta isteklerinin bütün ayrıntılarıyla yerine getirilmesini güvence altına almak için gerekirse bekçi tutulmasını bile düşünmüş ve bunun için yapılacak masrafı da ayırmıştı. Vasiyetinin tutulması halinde 50 yılın sonunda mülk benim mirasçıma kalacaktı. Bildiğiniz gibi bayım, noterlerin miras kabul etmesi yasaktır. Aksi takdirde söz konusu sürenin bitiminden önce açılmamak üzere asıl vasiyetnameye eklenen belgede yazılı koşulların yerine getirilmesi kaydıyla mülk yasal mirasçılara geçer. Vasiyetnameyi karşı çıkan olmadığından, noter bu sözlerle cümlesini bitirme zahmetine katlanmadan zafer kazanmış birinin bakışlarıyla gözlerini bana çevirdi. Onu pohpohlayıcı birkaç söz söyleyerek fincanını doldurdum. Bayım dedim, öykünüz bende çok canlı izler bıraktı. Öyle ki ölmekte olan kontesi çarşafından daha beyaz benziyle ve beni dehşet içinde bırakan parlak gözleriyle belleğimde canlandırabiliyorum. Onun bu gece düşlerime gireceğinden eminim. Fakat bu sıra dışı vasiyetnamenin koşullarıyla ilgili olarak bazı değerlendirmeler yapmış olmalısınız. Tuhaf, sır saklar gibi bir hava içinde bayım dedi. Bana bir elmas verme onurunu bağışlayan kişilerin davranışlarını eleştirme cüretini gösteremem. Kısa sürede ağzı sıkı avukatın dilini çözmeyi başardım. Vandom'da sözü geçen boş boğaz kadın ve erkeklerden derlediği gözlemleri uzun uzun bazen de konu dışına çıkarak anlattı bana. Fakat bu gözlemler o kadar çelişkili ve gevezelikle doluydu ki bu özgün öykünün bende uyandırdığı ilgiye rağmen neredeyse kalmaya başladım. Kendini başkalarını dinlemeye ve karşısındakilere dinletmeye alışmış olduğu kuşku götürmeyen avukatın duygusuz tavırları ve tek düze konuşması konuya merakımı azaltmıştı. Sonunda avukat gitmek üzere ayar kalktı. Merdivenden aşağı inerken ''Size şunu söyleyeyim bayım'' dedi. ''45 yıl daha yaşamak isteyen çok insan var.'' Ve bilgiç bir tavırla ''Sözüme kulak verin'' der gibi sağ işaret parmağını burnuna götürdü. Ancak bu kadar uzun yaşamak için 60 yaşına gelmemiş olmalısınız. Avukatın kendince çok zekice bulduğu bu veda gösterisiyle uyuşukluğumdan kurtulduktan sonra kapıyı kapattım ve şöminenin demirlerine ayağımı uzatıp koltuğuma oturdum. Monsieur Rögnon'un verdiği hukuk bilgilerine dayanarak Bayan Radlife tarzı romantik düşüncelere dalmıştım ki kapı açıldı ve pansiyoncu kadın girdi. Tıknaz, neşeli ve eğitim olanağı bulmamış iyi huylu bir kadındı. Denier'in tablolarındaki felemen kadınlara benziyordu. ''Merhaba efendim'' dedi. ''Hiç kuşkusuz Monsieur Rögnon size Grand Bröteş hakkındaki o meşhur öyküsünü anlatmıştır.'' Evet, öyle Madame Lopas. Neler anlattı size? Ona kısaca Madame Meren'in acıklı öyküsünü anlattım. Ağzından çıkan her cümlede kadın başını öne eğiyor ve hem bir polisin içgüdüsü, hem bir casusun kurnazlığı, hem de bir tüccarın şeytanlığının bir tür karışımı denilebilecek anlayışlı bir ev sahibi tavrıyla bana bakıyordu. Sözlerimi bitirdiğimde, sevgili Madame Lopas dedim. Bana öyle geliyor ki benim bildiklerimden daha fazlasını biliyorsunuz. Doğru değil mi? Yoksa beni görmeye gelmezdiniz. İnkar edermişçesine, onurum ve adım Lopas'ın üzerine, dedi. Hadi canım, bu kadar doğrucu olmayın. Gözleriniz sırrınızı açığa vuruyor. Monsieur Mere'yi tanıyordunuz. Nasıl bir adamdı? Evet, evet, tanırdım onu. İnce, yakışıklı ve uzun boylu bir beydi. Öyle uzundu ki tepesini göremezdiniz. Picard asıllı soylu biriydi. Hafif bir kışkırtma ile şeytan kesilirdi. Herhangi biriyle sorun yaşamaktan kaçınmak için yanında hep hazır para bulundururdu. Huysuzdu. Çabuk tepesi atan yarıdılışta biriydi. Anlıyor musunuz? Kadınların hepsi çok düşkündü ona. Anlayacağınız gibi efendim, onun Madame Mere ile evlenmesi için kendince bir nedeni olmalıydı. Öyle söylerler. Madame Mere, Vandom'un en güzel ve en zengin kadınıydı. 20 bin frank civarında bir gelire sahipti. Düğünleri olduğunda bütün kasaba oradaydı. Gelin güzel ve büyüleyici, gerçek bir hazineydi. O günlerde çok iyi bir çift oluşturdular. Ne desem, evet ve hayır. Kişinin tahminine bağlı, kolayca anlayacağınız üzere onlarla fazla samimiyetimiz yoktu. Madam yumuşak huylu ve iyi yürekli bir kadındı. Belki zaman zaman kocasının huysuzluğuna katlanmak zorunda kalıyordu. Ama araya hep mesafe koyan, kibirli bir bey olmasına rağmen biz severdik onu. Ne de olsa soylu biriydi. Böyle olması doğaldı. Yine de böyle aniden ve keskin bir biçimde ayrılmaları için kötü bir olay yaşanmış olmalı. Kötü bir olaydan söz etmedim efendim. Böyle bir şeyden haberim yok. Peki, şimdi her şeyi bildiğinizden eminim. Size her şeyi anlatacağım. Monsieur Rognon'un sizi görmek için buraya geldiğini gördüğümde, onun Grand Bureau'da ilişkili olarak Madame Mera'dan söz edeceğini anlamıştım. O zaman efendim size danışmanın uygun olacağını düşündüm. Çünkü siz aklı başında bir beysiniz. Benim gibi kimseye zararı dokunmamış ve şimdi vicdanı yüzünden işkence çeken zavallı bir kadını yanıltmazsınız. Bugüne kadar buradaki insanlara, o sivri dilli dedikoduculara açılma cesaretini gösteremedim. Kısaca efendim, şimdiye kadar bizim pansiyona böyle sizin gibi uzun süre kalan ve 15 bin frangın öyküsünü anlatacağım kibar bir beyefendi gelmedi. Sözlerinin akışını keserek ''Sevgili Madame Lopas'' diye cevapladım. Bana açacağınız konu beni yükümlülük altına sokacak bir şeyse dünyalar benim olsa dinlemek istemem. Endişelenmeyin dedi. Ah sonra anlayacaksınız. Konuşmaya istekli olduğundan kesinlikle anladım ki kadının sırrını paylaşacağı tek kişi ben değildim. Ama ilk sıradaymışım gibi dinlemeye başladım. ''Beyefendi'' diye başladı kadın. İmparator, İspanyol ve diğer savaş tutsaklarını Vandom'a yolladığında... Şartlı tahliyeden yararlanan genç bir İspanyol tutuklu gelmişti buraya. Onun için belirlenen konaklama yeri benim pansiyondu. Adı Os ve Dia ile biten Bagos ve Fredia gibiydi sanırım. Soylu bir adamdı. İsmi kayıtlarımda var. İsterseniz bakabilirsiniz. Her gün polise gidip buradaki varlığını kanıtlıyordu. Ama bir İspanyol için yakışıklı adamdı doğrusu. Hepsinin çirkin olduğunu söylerler. Orta boylu ve bakımlıydı. Hele küçük ellerine nasıl özen gösterirdi bilseniz. Bir kadının kendi özel bakımı için sahip olduğundan daha çok sayıda fırçası vardı. Hepsi elleri için. Gür siyah saçları ve ateşli bakışları vardı. Teni bronza çalıyordu. Ama görünüşü hoşuma giderdi. Onun giydiği o güzelim ketenleri başka kimse de görmedim. Oysa kimler, ne dükler, düşesler, prensesler kaldı burada. Fazla yemek yemezdi. Tavırları öyle dostça ve nazikti ki kimse yabancı gibi davranamazdı ona. Dudakları günde dört kez bile oynamazdı. Onunla sohbet etmek olanaksızdı. Yine de sempati duyardım kendisine. Konuşmaya kalksanız yanıt vermezdi. Duyduğuma göre hepsinde gözlenen bir huymuş bu. Dua kitabını bir rahip gibi okur ve düzenli olarak kiliseye giderdi. Nerede mi otururdu? Sonradan dikkatimizi çekti bu. Madame Meren'in hocasının az ötesinde. Kiliseye ilk gittiğinde oturmak için bu yeri seçmesi hiç kimseye kuşkulandırmamıştı. Zaten gözlerini dua kitabından hiç ayırmazdı zavallı. Daha sonra akşamları tepede şatonun kalıntıları arasında yürüyüş yapardı. Bu onun tek eğlencesiydi. İspanya'nın dağlık bir yer olduğunu söylerler. Belki de ülkesine olan özlemini gideriyordu. Şartlı tutukluluğunun ilk günlerinden beri geç vakte kadar dışarıda kalırdı gece yarısı hala dönmediğini görünce endişelenirdim onun için. Ama bu huyuna alışmıştık. Kaldığı dairenin kapı anahtarını alınca biz de onu beklemekten kurtulduk. Bir akşam at bakıcılarından biri atları suya götürdüğünde onu nehirde balık gibi yüzerken gördüğünü söyledi. Döndüğünde ona sazlıklara dikkat etmesini söyledim. Yüzerken göründüğüne bozulmuş gibiydi. Sonunda bir sabah odasında bulamadık onu. Dönmemişti her yeri aradıktan sonra bir masanın çekmecesinde bir yazı ve mühürlük küçük bir kutuda değeri yaklaşık 5000 frank kadar eski 50 İspanyol altını ile 10.000 frank değerinde elmas buldum. Yazıda eve dönmemesi halinde bize para ve elmas bıraktığını ancak bunları kaçışı ve kurtuluşu için Tanrı'ya şükretmek amacıyla kiliseye bağışlanması ve dua edilmesi şartına bağladığını yazıyordu. O günlerde kocam sağdı. Hemen koşturup her yerde onu aradı. Şimdi olayın garip yönüne geliyoruz. Kocam şatonun yakınında Grand Brûtéş'in hemen hemen tam karşısındaki büyük bir taşın altında İspanyol'un elbiselerini bulup eve getirdi. Oraya çok erken saatte gittiğinden kimse görmemişti kendisini. Mektubu okuduktan sonra elbiseleri yaktı ve Feredia'nın isteği üzerine onun kaçtığını duyurduk. Polis amirliği tüm ekibini takibe yolladı. Fakat ne gezer, bir türlü izini bulamadılar. Lopas onun nehirde boğulduğuna inanıyordu. Oysa ben, beyefendi ben inanmıyorum buna. Ben daha çok onun Madame Meren'in esrarengiz olayında bir rolü olduğunu düşünüyorum. Özellikle Royal'i bana hanımı Madame Meren'in çok düşkün olduğu ve öldüğünde kendisiyle birlikte gömülmesini istediği haçın gümüş kakmalı abonoz olduğunu söylediğinde bu inancım pekişti. Fredia burada oturmaya başladığında elinde böyle bir haç görmüştüm. Son zamanlarda onu hiç görmedim. Bu arada beyefendi, İspanyol'un 15 bin frangı için vicdanımı rahat tutabilir miyim acaba? Bu parayı hak etmişimdir herhalde değil mi? Kesinlikle dedim. Peki Royle'nin ağzını aramayı denemediniz mi? Denemez olur muyum ama kız duvar gibi. Bir şeyler biliyor fakat konuşturmak olanaksız. Birkaç laf daha ettikten sonra bakıcı kadın beni belirsizlik ve kasvetli düşünceler içinde bırakıp gitti. Romantik bir merak kurbanı olarak duyduğum Gece karanlık bir kiliseye gittiğimizde yüksek kemerlerin altındaki zayıf bir ışıktan belirsiz bir biçimin kayar gibi geçtiğini görür gibi olup aynı anda bir elbise veya cübbenin hışırtısını algılayıp ürperdiğimiz dinsel korkuya benzer bir şeydi. Birden Grand Brötej, uzamış yabonotları, kapalı kepenkleri, paslı demir süsleri, kapalı kapıları ve terk edilmiş odalarıyla önümde gerçek dışı bir görüntü gibi gözüktü bana. Bu gizemin içine girip karanlık köyküsünün muammasını, üç insanın ölümüne yol açmış dramı öğrenmek istedim. Royal'i benim gözümde Van Vandom'daki en ilginç kişi oluverdi. Onu incelerken dolgun görünüşünde yansıyan, ışıltılı sağlığına rağmen saklanan bir şeylerin izini yakaladım. Bir pişmanlık veya umut tohumu vardı onda. Tavrı, dua etmekte aşırılığa kaçan sofu bir kadında, veya bebeğini öldüren ve sürekli olarak onun son çığını duyan bir kızda olduğu gibi bir sırrı sakladığını açıkça vuruyordu. Fakat davranışları içtendi. Safça gülümsemesi onun suçlu olmadığını gösteriyordu. Onu beyaz ve mor şeritli dar elbisesi içinde, dolgun göğsünü örten kırmızı, mavi damalı, geniş yala sarılmış halde ilk gördüğümde suçsuz olduğu yargısına varırdınız. Hayır diye düşündüm. Grant bir öteşin iç yüzünü öğrenmeden buradan ayrılmayacağım. Amacıma ulaşmak için çok gerekirse Royale'nin sevgilisi bile olurum. Bir akşam Royale dedim. Evli misiniz? Hafifçe irkildi. Sonra kader beni sefalet içinde yaşatmayı kafasına koymuşsa bir sürü erkek bulabilirim dedi gülerek. Az sonra özel duygularının etkisinden kurtuldu. İster yüksek tabakadan bir hanımefendi, ister bir oda hizmetçisi olsun, bütün kadınlara özgü, kendine hakim olma özelliğidir bu. Royal'i senin gibi genç ve alımlı bir kadının sevgilileri olmaması için bir neden göremiyorum. Ama söylesene, Madame Mera'dan sonra neden bu handa hizmetçi oldun? Hiç para bırakmadı mı sana? Benim yerim Vandom'daki yerlerin en iyisidir. Yargıç ve avukatların kaçamak olarak nitelendirdiği bir yanıttı bu. Royal'i bu romantik öyküde bir dama tahtasının ortasındaki bir kare gibi gözüküyordu. Bütün ilgi ve gerçek ona odaklanmıştı gerçeğin ve asıl bağlantının tam yüreğindeydi. Düğümün içinde olmalıydı. O artık baştan çıkarmayı düşündüğüm sıradan bir kız değildi. Bir romanın son bölümü saklıydı bu kadında. O andan itibaren Royale'i tüm dikkatimin yoğunlaştığı ana hedefti benim için. Düşüncelerimizi dolduran tüm kadınlar için yaptığımız gibi onu incelerken birçok iyi niyetleri olduğunu keşfettim. Temizdi, değerli topluydu, güzeldi. Hangi sınıftan olursa olsun bütün kadınlar için beslediğimiz istekleri haklı gösteren kusursuz çekiciliğe sahipti. Noter'in ziyaretinden iki hafta sonra bir sabah Royali'ye Madame Mera hakkında tüm bildiklerini bana anlatsana dedim. Korku içinde, hayır bunu benden istemeyin efendim dedi. Başını hafifçe öne eğdi. Güzel yüzü soluklaştı ve gözleri masum parlaklığını yitirdi. Ama ısrar ettim. Peki, madem istiyorsunuz anlatayım. Fakat sır tutacağınıza söz verin. Anlaştık. Sırrını bir hırsızın şerefiyle tutacağım. Dünyada en doğrusu budur. Bunun üzerine şalını düzeltti, öyküsünü anlatmak üzere yerine iyice yerleşti. Çünkü bir öykü anlatmak için gerçekten rahat ve güvenli bir tavır almak gerekir. En iyi öyküler belirli bir saatte anlatılır. Hiç kimse iyi bir öyküyü ayaktayken veya boş mideyle anlatamaz. Royal'in ayrıntılı ve özenli anlatımını Kelimesi kelimesini alırsam bir kitap yetmez buna. Bellek karıştıran öngörüsüyle bana aktardığı olay, aritmetiksel bir orantının iki zıt ucunun arasındaki ortalama kadar kesin biçimde Madame Lopas'ın dedikodusu ile Noterinkinin tam ortasında bir yerde olduğundan yapmam gereken tek şey özetlemek olacak. İşte kısaca şöyle. Madame Meren'in Grand Proteş'teki yatak odası zemin kattaydı. Duvarın içine açılan ve bir metreden biraz fazla derinliği olan bir boşluk. Bu boşluk bayanın gardırobu olarak düzenlenmişti. Sözünü edeceğim akşamdan üç ay önce Madame Mere rahatsızlanınca kocası onu yalnız bırakarak birinci kattaki başka bir yatak odasında uyumaya başlamıştı. O akşam önceden kestirilemeyen bir şey oldu. Kocası yani Monsieur Mere gittiği kulüpten her zamankinden iki saat daha geç döndü köşke kulüpte gazeteleri okuyup kasabalılarla siyasi konuları tartışmayı alışkanlık haline getirmişti. Karısı onu eve dönmüş ve uyuyor sanıyordu. Fakat kulüpte canlı tartışmalar olmuştu. Fransa'nın istilası en çok konuşulan konuydu. Bilardo maçı da heyecanlı geçmiş ve Mösyö 40 frank kaybetmişti. Herkesin tasarruf yapmaya özen gösterdiği ve övgüye değer alçak gönüllülüğün kural olduğu Vandom'da büyük paraydı bu. Kasabalıların bu nitelikleri belki de Paris'te hiç kimsenin aldırmadığı gerçek mutluluğun kaynağıydı. Monsieur Mere, karısının durumu konusunda bir süredir Royal'inin yanıtlarıyla yetiniyordu. Karısının yatıp yatmadığı sorusuna karşı aldığı hep olumlu yanıtlardı bunlar. Sonra da alışkanlık ve güvenin verdiği rahatlıkla içinde ve keyfi yerinde odasına çekilirdi o akşam eve giderken biraz da avunmak için oyundaki şanssızlığını karısına anlatmayı düşünmüştü. Akşam yemeği sırasında karısının çok çekici biçimde giyindiğini fark etmiş, kulüpten dönerken onun iyileşmiş, iyileşme sonucunda da eski güzelliğine tekrar kavuşmuş olduğunu geçirmişti aklından. Her kocanın yaptığı gibi o da bu gerçeğin farkına varmakta biraz geç kalmıştı. Monsieur Mere, aşçı ile arabacının kağıt oyununu seyre dalmış olan Royale'yi çağırmak yerine Giriş merdiveninin ilk basamağına bırakmış olduğu bir feneri alarak doğrudan karısının odasına doğru yürüdü. Kendisine ait olduğu aşikar biçimde anlaşılan ayak sesleri kemerli koridorda yankılanıyordu. Karısının oda kapısının tokmağını çevirdiği anda sözünü ettiğim gardıromun kapısının kapandığını işitir gibi oldu. Fakat içeri girdiğinde Madame Mere şöminenin önünde yalnızdı. Monsieur iyi niyetli düşünüp gardıropta Royal'inin olduğunu varsaydı. Ama kulaklarında çıngırak gibi öten bir kuşku onu uyarı durumuna geçirmişti. Karısına baktığı ve kim bilir ne ürkek ve endişeli bir ifade gördü onun gözlerinde. ''Çok geç döndün'' dedi karısı. Her zamanki temiz ve tatlı sesi güzelliğini biraz yitirmiş gibi geldi Mösyö'nün kulaklarına. Mösyö e yanıt vermedi. Çünkü o anda Royale girmişti odaya. Bu ona bir yıldırım düşmüş gibi etki yaptı kollarını kavuşturarak bir pencereden diğerine düzensiz biçimde gidip gelmeye başladı. ''Kötü bir haber mi var?'' dedi karısı. ''Yoksa rahatsız mısın?'' Royali onu soyumasına yardım ediyordu. Sesini çıkarmıyordu adam. ''Çekilebilirsin'' dedi adam Mere Royali'ye. ''Gerisini ben yapabilirim.'' Kocasının yüzündeki ifadeden bir şeyler olacağını sezmişti ve onunla yalnız kalmak istiyordu. Royali çıktığında veya onun uzaklaştığını sandıklarında çünkü Royale'i koridorda kalmıştı bir süre. Monsieur Mere karısının karşısına dikilerek soğuk bir tavırla ''Madam, gardırobunuzda biri var.'' dedi. Karısı sakin bir tavırla ona bakarak basit bir yanıt verdi. ''Kimse yok bayım. Adam için yürek parçalayıcı bir yanıttı bu.'' İnanmadı. Ama öte yandan karısını hiç bu andaki kadar içten ve güven uyandıran bir tavır içinde görmemişti. İlerleyerek gardırobun kapısını açmak için elini uzattı. Madame Mere kocasının uzanan elini tutarak onu durdurdu ve melankolik bir ifadeyle ona bakarak karmaşık ruh durumunu yansıtan bir sesle ''Orada kimseyi bulamazsanız aramızda her şey biter.'' dedi. Karısının davranışındaki bu olağan dışı ağır başlılık, Kont'un ona karşı beslediği derin güveni yeniden kazandırdı ve aynı anda aklına öyle bir çözüm yolu getirdi ki bunun bir aşama ötesi insanı ölümsüz yapabilirdi. Hayır dedi, açmayacağım. Her iki durumda da bu iş bizi tamamen ayıracak. Dinle, kalbinin temiz olduğunu ve kutsanmış bir hayat sürdüğünü biliyorum. Hayatını kurtarmak için olsa bile ölümcül bir günah işlemezsin. Bu sözleri duyduğunda kadının kocasına dikili bakışlarından vahşi bir ışık geldi geçti. Kont sözlerini sürdürdü. Al şu haçı. Orada kimse olmadığına Tanrı'nın huzurunda yemin et. Sana inanıp o kapıyı hiç açmayacağım. Madam haçı aldı ve yemin ederim dedi. Daha yüksek sesle dedi kocası. Tekrarla gardropta hiç kimse olmadığına Tanrı'nın huzurunda yemin ederim. Madam sakin bir tavırla tekrarladı. Tamam bu yeterli dedi kont soğuk bir tavırla. Bu haç ne güzelmiş diye ekledi. Gümüş kakmalı abonos haçı inceleyerek şimdiye kadar böyle güzel bir şey görmedim. Düvivye'nin dükkanında buldum onu. Geçen yıl tutuklular kasabadan geçerken bir İspanyol keşişten satın almış. Ya öyle mi dedi Kont haçı yerine tekrar asarken. Sonra hizmetçi zilini çalarak royaliyi çağırdı. Hemen gelen kızı yarı yolda karşılayarak onu bahçeye bakan pencerenin önüne götürdü ve fısıltıyla konuşarak beni iyi dinle dedi. İşçi Gorenflon'un senin evlenmek istediğini biliyorum. Ayrıca senin de ona yapı ustası olup para kazanmaya başladığında evlenmeyi düşünebileceğini söylediğini biliyorum. Şimdi hemen git onu buraya getir. Aletleriyle birlikte gelsin. Evinde ondan başkasının uyanmamasına dikkat et. Onun serveti senin umduğundan da fazla olacak. Şimdi etrafta gevezelik etmeden hemen git. Yoksa diyerek surat astı kon. Royal'i çıkarken arkasından benim anahtarımı al diye seslendi. Sonra arabacısını çağırdı. Aynı zamanda özel uşağı olan arabacı Jean, kağıt oyununu bırakıp geldiğinde onun ve diğerlerinin yatmaya gitmelerini istedi. Bu arada Jana yaklaşmasını işaret ederek fısıltıyla ekledi. Herkes uyuduğunda buraya gel ve bana durumu bildir. Kont bu emirleri verirken gözlerini karısının üzerinden ayırmıyordu. Onun yanına döndü ve kulüpteki konuşmalarla bilardo oyunundan söz etmeye başladı. Royal'i döndüğünde onları çok dostane bir havada konuşurken buldu. Kısa bir süre önce Kont, evin zemin katındaki konuk odalarının tavanlarını yeniletmişti. Taşıva masrafı fiyatı yükselttiğinden Paris yapımı sıvayı Vanomda bulmak güçtü. Bu nedenle Kont o zamanlar sıvayı gereğinden fazla miktarda satın almıştı. Artan malzemeye nasıl olsa alıcı çıkardı. Bu durum şimdi uygulamaya koyduğu planı getirmişti aklına. Gorenflo geldi efendim, dedi Royalin alçak bir sesle. İçeri gelsin diye yanıtladı Kont. Yapı işçisini gördüğünde Madame Feren'in yüzü soldu. Kont emir veriyordu Gorenflo'ya. Git sundurmanın altındaki tuğlalardan getir. Şu gardrobun kapısını örtmek için yeterli miktarda olsun. Son onarımdan kalan sıvayı da tuğlaların üzerine kaplamak için kullan. Sonra işçiyle Royal'i yanına çağırdı. Dinle Gorenflo, bu gece burada uyacaksın. Fakat yarın yurt dışına benim seni göndereceğim bir kente gitmek için pasaportun olacak. Yolculuğun için sana altı bin frank vereceğim. O kentte on yıl kalacaksın. Orasını beğenmezsen aynı ülkede olmak şartıyla başka bir yere geçebilirsin. Bunun karşılığında yapman gereken şey bu akşam burada yapacağın iş konusunda ağzını sıkı tutmak olacak. Sana gelince Royal'i, Gorenflo ile evlenmen şartıyla evlendiğin gün sana 10 bin frank vereceğim. Kısaca evlenmek istiyorsanız ağzınızı sıkı tutacaksınız. Yoksa para yok. Royali dedi adam saçımı yap. Kont gardrop kapısını işçiyi ve karısını gözleyerek sakin bir tavırla aşağı yukarı yürüyordu. Yüz ifadesi aklından geçen kuşkuları yatsımıyordu. Kontun odanın öte ucunda olduğu ve işçinin tulaları getirip boşaltırken gürültü yaptığı bir anı kollayan madam sana yılda bin frank dedi Royalie. Eğer Ganflo'ya aşağı tarafta bir boşluk bırakmasını söylersen sana yılda bin frank veririm. Sonra yüksek sesle git ona yardım et dedi. Goranflo işini yaparken karı koca sessizdiler. Bu sessizlik adam açısından amacına ulaşıyordu. Çünkü karısına çift anlamlı sözler söyleme bahanesinden kurtuluyor, kadın açısından da bir ağır ağırbaşlılık ve gurur ortamı sağlıyordu. Duvar yarıya ulaştığında Kont'un odanın öte ucunda bulunduğu bir anı fırsat bilen kurnaz işçi malasını gardırop kapısının cam kanatlarından birine vurdu. Madam için Royal'inin işçiyle konuştuğu anlamına geliyordu bu. O anda üçü de cam kanadın ardında bir adamın yüzünü gördüler. Siyah saçların çevrelediği esmer, bros tenli, siyah ve parlak gözlerle bakan bir yüzdü bu. Kont dönmeden önce zavallı kadın yabancıya doğru bir baş işareti yapma fırsatını buldu umudunu yitirme anlamında bir işaretti bu. Sabaha doğru saat dört civarında gün ışırken, çünkü aylardan eylüldü, duvar bitmişti. Jean işçiyi gözetim altında tutarken Kont karısının odasında uyuyordu. Sabah kalktığında Kont sıradan bir tavırla pasaport işi için benim belediyeye gitmem gerek dedi. Şapkasını giyip kapıya doğru ilerlerken aklına bir şey gelmiş gibi durup gümüşlü açı aldı ve çıktı. Madam sevinçle titredi. Düvivye'nin dükkanına gidiyor diye düşündü. Hemen Royali'yi çağırdı. Çabuk malayı getir diye bağırdı. İş başına. Goranflon'un nasıl yaptığını gördüm. Bir boşluk açıp tekrar kapatmaya zamanımız var. Göz açıp kapayıncaya kadar Royali küçük bir balta getirip hanımına verdi. Madam anlatılması güç bir enerjiyle duvarı yıkmaya başladı. Henüz birkaç tuğla çıkmışken ve tam kadın öncekinden daha güçlü bir vuruş yapmaya hazırlanırken arkasında kocasının dikildiğini fark etti, bayıldı. ''Hanımını yatağa yatır.'' dedi Kont soğuk bir tavırla. Evden çıktığında ne olacağını tahmin etmiş ve karısına tuzak kurmuştu. Bu arada Dövüviye'yi çağırmıştı. Oda düzene sokulurken kuyumcu geldi. Kont sordu ona. ''Söyleyin Dövüviye, kasabadan geçen İspanyollardan hiç haç satın aldınız oldu mu?'' Hayır efendim. Teşekkürler. Hepsi buydu dedi kaplan gibi karısına bakarak. Sonra uşağına seslendi. Jean yemeklerimi buraya, madamın odasına getireceksin. Kendisi rahatsız. İyileşinceye kadar onu yalnız bırakmayacağım. Zalim Kont üç hafta boyunca karısının yanından ayrılmadı. Başlangıçta duvar örtülü gardıroptan sesler geldiğinde ve kadın ölmek üzere olan bir yabancı için kocasından merhamet dileme girişiminde bulunduğunda Kont, onun hiçbir şey söylemesine izin vermeden hemen karşılık veriyordu. Orada hiç kimse olmadığına kutsal açın üzerine yemin ettiniz. Esrarengiz Köşk, Balzac Ben Denizin Ötesindeki Sesler Kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.